Selamlar sevgili dostlar, yeni bir Fonline 4 videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlerle uygun fiyatlı, yani düşük fiyatlı diyelim daha doğrusu, düşük bütçelere uygun forvetlere, santrafor oyuncularına bakacağız arkadaşlar. Eğer bu videoma 15 üzeri like gelirse bunun orta fiyatlı ve yüksek fiyatlı olarak da serisini başlatacağım. Sade forvetlerle kalmayacak, kaleciler vesaire falan bu şekilde uzayacak. Fakat videoya geçmeden önce sizlere şu uyarı yapmak istiyorum. Michael Owen'la golümü de attım. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz tarih 30 Aralık 2021 tarihi arkadaşlar. Yani bu videoda göstereceğim kartlar yakın tarihte güncelleme gelmezse güncelleme gelene kadar geçerli olacak. Çünkü her yeni güncellemede yeni kartlar, yeni oyuncular gelebilir. Daha ucuz fiyatlı, daha iyi oyuncular gelebilir. Sonra yorumlarda yok abi şu an daha iyisi var, bunlar çöp falan yazarsanız gelecekten izleyen arkadaşlara söyleniyorum. Buradan geleceğe de mesaj bırakmış oluyorum. Çok zekiyim neyse. Seni hiç alakadar etmez. Bozuntuya vermeyelim arkadaşlar. Gelecekte iyi arkadaşlar, bana hadi satmayın. Yok abi bu iyi değil. İyi kardeşim şu an iyi. Yorumlarınız baş tacı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Videomuza geçmeden önce sizlere şunları söyleyeyim. Bir ödül sahamız, bir de şampiyonun yolu 3. sezon etkinliklerimiz var. Bunun videosunu da kartlar kısmından şu anda zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Discord sunucumuza şu şekilde hemen ekran paylaşmak istiyorum sizlere. Pencereden çıkıp ekrana girdiğim zaman Discord sunucumuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geliyorsunuz. Burada promosyon kodları bölümü var. Promosyon kodları bölümüne giriyorsunuz ve şuradaki bütün promosyon kodları şu anda çalışan promosyon kodları arkadaşlar. New Year 2022 yazarak da promosyon kodunuzu hemen alabilirsiniz. Şöyle FIFA Online 4 yazalım sizlere şöyle büyük ekranda. Google'dan ilk sayfaya girdiğiniz zaman buraya gelip promosyon kodu yazdığınız zaman New Year 2022 yazıyorsun. Kodunu alıyorsun. Bakalım neler geldi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 87'lik kartlardan tutun da 4 tane 300 ile 10 milyon BP arasında ve SVP bir günlük verdi. Bunları bu videoda açmayacağım. Sizlere büyük devasa bir paket açılımı videosu çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda bana belirtin. Şu 6000 FC'lik paketten açacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunun da devasa paket açılım diye videosunu çekeceğim. O zamana kadar etkinliklerden gelen paketlerimi de sizler için biriktireceğim ve İnanılmaz hiçbir YouTube kanalında izlemediğiniz kadar büyük bir paket açılımı olacak. Boş yapmayayım, hemen etkinliklerimi alayım, sizler de etkinlikleri görün. Buradan altın biletinizi ücretsiz bir şekilde aktif edebilir, görevleri tamamladıktan sonra ilerleme ödüllerinizi alabilirsiniz. Şu anda benim ilerleme ödülüm bulunmadığı için sadece ödül sahamdan günlük ücretsiz rozetimi alıp bir kereliğine aktif edeceğim arkadaşlar. Umarım anahtar çıkar, şu sağdaki sandıktan açmak istiyorum. 3 tane biriktirip. Neyse anahtar imkansız. Şu 89'luk Next Generation'ı ver bakayım. Hadi be, 83'lük multi kart verdi arkadaşlar. Olsun. Kötü değil. Güzel. Şöyle öğelerimize tekrar bakalım. 83'lük multi kartımız geldi mi? Gördüğünüz gibi multi kartım da şu anda hesabıma yüklendi arkadaşlar. Bu şekilde sizler de efsane ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, gelelim konumuza. Sizlere düşük fiyatlı en iyi forvet santrafor oyuncularını göstereceğim. Öncelikle forvet santrafor seçiyorsunuz ve geliyorsunuz abi, buradan en düşük overall'ı 90'a ayarlıyorsunuz. Buradan da en yüksek 96'ya kadar overall ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan hepimiz gelip bakmışızdır. Abi ben kendime forvet arıyorum, ne gibi bir forvet bulmalıyım? Öncelikle şundan bahsetmeliyim. Forveti neye göre almalısınız? Kendi kadroma geliyorum. Bakın ben Full Club Heroes kadrosu dizdiğim için sizlerin de bu şekilde takım renklerine önem vermeniz ve Club Heroes oyuncuları dizmeniz gerekiyor. Ronaldo bende şu anda kiralık olduğu için bakın bir gün bir saati kalmış. Bu yüzden Club Heroes oyuncusu değil. Draft kartlarından da kiralık oyuncular alabilirsiniz. Benim santraforumda Michael Owen var. İki seviyeye bastım ve ayrıyeten takım renklerinden de gelen özellikler sayesinde gördüğünüz gibi müthiş bir forvet oyuncusuna dönüşüyor. Uzaktan şutu, şut gücü olsun, hızlanması olsun, her şeyi mükemmel derecede. Bakın hatta Ronaldo'nun 2 milyarlık kartıyla neredeyse eşdeğer olacak bir kart arkadaşlar. Arada çok büyük farklar yok, görüyorsunuz. Bu 2 milyarlık, bu da 50 milyonluk bir oyuncu kartı, haberiniz olsun. Şimdi
gelin sizlere hangi takımdan hangi oyuncuları almalısınız biraz bahsedelim. Dediğim gibi geliyoruz abi. Forvet, santrafor, çok uzatmayacağım, hiç merak etmeyin arkadaşlar. 90 overall'a kilitliyorum. 96 overall'lık oyuncuyla buradan şöyle yukarı çıkıp diyorum ve arama butonuma basıyorum. Buradan düşük fiyatlara bakacağımız için önce düşükten yükseğe gitmek istiyorum. Fakat bunlarla hiç uğraşmayın. Hani bunlara para vereceğinize biraz daha biriktirin abi. En düşük, gelin buradan ismini okuyamadığım Quagliarella diyeceğim arkadaşlar. Cinderella olsun hadi. Cinderella'yı alın arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar bizim bir forvette önemli, en önemli kısımlarımız hız, depar, bitiriş, şut gücü ve uzaktan şuttur. Bunun hızı, hızlanması çok iyi değil biliyorum. Ama hani çok düşük fiyatlarda bir şey almak istiyorsanız ve bunun golcü olmasını istiyorsanız çok iyi koşamaz. Ama size mükemmel goller sunar. Bakın uzaktan şut 92, şut gücü 100, bitirişi 100, pozisyon alması 100 olan bir arkadaş. Bitiriş de bizim için çok önemli. Bir santrafor olarak arkadaşlar sizin şut gücüne ihtiyacınız var. Kuvveti, hızlanması biraz düşük olabilir. Ama dediğim gibi çok da düşük fiyatlardaysanız eğer o arkadaşı kesinlikle tercih etmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Şöyle arkadaşlar gelelim ikinci oyuncumuza. İkinci oyuncumuza hemen baktığımız zaman burada Rush'ı görüyoruz arkadaşlar. Rush'ın 28 milyonluk National Heroes kartını görüyorsunuz. Az önce Cinderella bizim Club Heroes kartımızdı. Rush da National Heroes kartımız olacak. Arkadaşlar bakın ne arıyorduk? Hız arıyorduk. Hızı 97, deparı, hızlanması 89 olabilir. Fakat gerçekten ortalama yüksek bir hıza sahip. Bitirişi benim için çok iyi. Şut ve uzaktan şut çok iyi olmasa da vereceğimiz paraya gerçekten değen bir şut gücü ve uzaktan şutu var. Eğer 28 milyonunuz varsa ve National Heroes takım renklerinde bir takım kuruyorsanız Rush sizin 28 milyonluk santraforunuz olmaya hak kazandı. Haberiniz olsun. İkinci karakterimiz Isak diyeceğim arkadaşlar. Fakat Isak'ın Euro 21 kartı olabilir. Ama sizlere şöyle göstermek istiyorum. Yazdığınız zaman olmuyordu. Şöyle yazdığınız zaman nerede lan? Arkadaşlar Next Generation kartını 39 milyona göreceksiniz. Ve VS'e attıralım. Bakın Next Generation kartında şut gücümüz ve uzaktan şutumuz çok çok daha fazla olduğu için biz Next Generation kartını hızdan kesip şut gücüne vererek kullanırsak ortalama olarak güzel bir forvet elde etmiş oluruz. Ama Euro 2020 takımı kuruyorsanız Isak da sizin için gerçekten muhteşem olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle popüler oyunculara ne yapıyorum abi? Gel şöyle ortalama fiyattan tekrar eski yerimize geldiğimiz zaman bakıyoruz. Bizim başka hangi oyuncularımız var? Aa, üst üst 3 tane mi? Eden Scherer arkadaşlar. Hızı bizim için çok iyi olmasa da şutları acayip iyi. Bu arkadaşın şut gücü tamı tamına 99, uzaktan şutu 93, pozisyon alması her şeyi mükemmel. Hızının düşük olması bence umurumuzda olmayabilir. Bu fiyata en iyi National Heroes santraforu diyebilirim arkadaşlar. Sizlere az önce ben National Heroes olarak Rush'ı göstermiştim. Rush'tan bir tık daha iyi olma şansı var Eden Scherer'ın. Böyle bir Rush'la vs attıracak. Bakın Rush'ın hızı 7 fazla, deparı daha doğrusu. Hızlanma olarak Eden Scherer önde. Bitiriş 101, bitiriş 100, bir fark göremiyorum. Şut gücü 99-95, büyük bir fark. Uzaktan şutlar aynı, pozisyon alma aynı, voleyler falan Scherer'da daha yüksek. Yani Scherer sizin burada tercih etmeniz gereken santrafor forvet oyuncularından birisi. Zalai'ye hiç bakmadım, bakayım. Bakmayalım. Bakmayalım abi. Bakın şutu iyi, uzaktan şutu berbat, bitirişi güzel. Depar, hızlanma berbat, geri her şey zaten berbat. Arkadaşlar 29 milyona alınmayacak kart, haberiniz olsun. Bizim kriterlerimizi umarım az çok anlamışsınızdır. Osimhen'e bakmak istiyorum. Gerçekten güzel, mükemmel, hatta mükemmel diyebileceğim bir oyuncu. Fakat uzaktan şutunu beğenmedim. Fakat Next Generation'da eğer 29 milyonluk bir oyuncu arıyorsanız Isak'ın yerine Osimhen'i da alabilirsiniz. Neyse, yolumuza devam edelim. Bakalım burada bizim başka oyuncularımız var mı? Hernandez'e bakmak istiyorum. Hernandez uzaktan şutu yine düşük.
Uzaktan şutları da biraz daha iyi bir oyuncu istiyoruz biz. Hiç buralara bakmadan geliyorum. Arnautović arkadaşlar. Euro 21 kartlarının en iyisi diyebilirim sizlere. 49 milyona bu kartı alabilirsiniz. Hızı normal, yani sizin zaten 4 overall'lık bir takım geliştirme şey, oyuncu geliştirme hakkınız var. Oynadıkça 4 overall artacak. 99 overall olacak bu oyuncu. Hızı da dolayısıyla 99'a çıkacak ve neredeyse 100 kadar bir hızı olacak. Şut gücü de 100'lere çıkacak. Gördüğünüz gibi uzaktan şutu, şut gücü mükemmel. Yani olağanüstü bir golcü arkadaşlar. Almanız gerekiyor. Arnautović 49 milyona euro 21 kartı. Mükemmel bir forvet oyuncusu. Michael Owen benim daha az önce gösterdiğim efsane Ronaldo'ya kafa atan bir oyuncu. Anlatmaya gerek yok. Ben kullanıyorum. Görüyorsunuz zaten. Uzaktan şut 93, şut 94. Hız, bitiriş ve depar zaten olağanüstü. Uçak ve aynı zamanda golcü arkadaşlar. Hem uçak hem golcü. Club Heroes oyuncusu Michael Owen. Ben şu anda 102 overall'a kadar geliştirdim. Gördüğünüz gibi bir adet geliştirme 3 overall'da takım renklerinden ve 4 overall'da kendi geliştirme aldığı için toplamda 102 overall'a çıkardım. Ve mükemmel bir futbolcu oldu. Haberiniz olsun. İzleki'ye de bir bakmak istiyorum. Gerçekten süper. Efsane bir forvet arkadaşlar. İzleki 50 milyona alabileceğiniz diğer en iyi forvetlerden biri. Ama biraz hızını beğenmiyorum. Haberiniz olsun. O yüzden şimdi bunu sizlere önermeyeceğim. Falcao'nun Club Heroes kartına öncelikle sizleri adapte etmek istiyorum. Hızı evet kriterlerimizden biraz düşük olmasına rağmen şut gücü, pozisyon alması, golesi, uzaktan şutları özellikle bitirişi bizi etkiliyor. Bence alabileceğiniz kartlar arasında haberiniz olsun. Harry Larsson abi. Larsson mükemmel bir kart. Larsson'u almanız gerekiyor arkadaşlar. Hızı, deparı, bitirişi, pozisyon alması, şut gücü ve uzaktan şutları mükemmel. Hiçbir eksiği yok fakat biraz fizikseli düşük. Fiziksel gerçekten önemli mi? Önemli ama bir golcü santrafor için bence çok da önemli bir detay değil. Ronaldo, eşek Ronaldo canlı yayınlarımızdan, Emre kardeşimin kanalında canlı yayınlarımız oluyor. Ronaldo ile ne kadar gol attığımızı görebilirsiniz. Çok iyi bir golcü, her vurduğu gol oluyor fakat oynayana göre değişiyor. Çünkü özellikleri çok da iyi bir şey değil ama geliştirdiğiniz zaman bakın overall'ını artırdığınız zaman mükemmel yatıda artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizlere göstermek istediğim efsane bir forvet daha var arkadaşlar Club Heroes'ten. Fakat öncelikle Larsson'ın neden Club Heroes kartını önerdiğimi söyleyeyim. Diyeceksiniz ki LC kartıyla arasında pek bir fark yok para olarak. Neden? Club Heroes kartı. VS attıralım arkadaşlar. Bakın LC olmasına rağmen hızı bir tık yüksek, deparı. Ama bir tık küçük olabilir. Hiç önemli değil. Bitiriş de bir tık küçük olabilir. Ama şutlarımız, her şeyimiz daha iyi. O yüzden Club Heroes kartını sizlere önerdim. Bizim arkadaşlar gelelim son kartımız olan Jimmy Vardy arkadaşlar. Çünkü gerisi artık orta fiyatlılara kaçıyor. Bizim ucuz olarak nitelendirdiğimiz, en pahalısıyla bitirdiğimiz Jimmy Vardy olacak. Vardy arkadaşlar mükemmel bir kart ya. Ya mükemmel bir kart arkadaşlar. Jimmy Vardy. Yani ben Jimmy diyorum. Çok seviyorum arkadaşı. Sarışın gerizekalı. Mükemmel koşuşu var. Hızlanması, bitirişi, şut gücü özellikle. Uzaktan şutunu beğenmesem de şut gücü mükemmel. Dediğim gibi alabileceğiniz forvetler arasında almanızı öneririm. Haberiniz olsun. Bir de bunu düşünsenize. İkinci seviyeye bastınız. 96 overall oldu. Bunu takım renkleriyle birleştirdiniz. 99 overall oldu. 4 de siz geliştirdiniz. 3 overall oldu. Arkadaşlar 103 overall'da bu oyuncu hızı 110'u geçecek. 111 olacak. Şutu arkadaşlar 100'e dayanacak. 101 olacak belki de. Şut gücü direkt olarak zaten 106'ya, 7'ye çıkacak. Uzaktan şutları da 93'lere falan yükselir diye umut ediyorum. Arkadaşlar haberiniz olsun. Jimmy Vardy'de, yani Jamie Vardy sizler için mükemmel bir kart. Jamie Vardy'de tanıttığımıza göre arkadaşlar sizlerle bu videomuzun sonuna artık gelmiş olabiliriz. Benim emeklerimin karşılığında bana like atıp yorum atmayı unutmayın.
Dediğim gibi 15 like geçerse orta fiyatlı video geliyor. Öbür video daha 25 like geçerse bakalım o videoya göre like oranına bakarız. Bu videoya like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Orta, yüksek fiyatlı serimizi açıyoruz. Gerçekten aklıma birden gelen bir fikir, mükemmel olabilir. Sizlere bu şekilde seriler oluşturacağım. Haberiniz olsun. Bana abone olun, bildirim zilini açın ki bütün FIFA videolarından haberdar olun. Her gün FIFA videosu gelecek. Biz bir FIFA kanalıyız. Takipten çıkmayın. Abone olun. Discord sunucumuza katılın. Sizleri seviyorum. Esen kalın. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you